Merhaba. Bu videoda Petopixel'deki eşyalarınızı fiyatlandırıp satışa koyarken muazzam derecede yardımcı olan bir harici program olan PoE Trade Macro'dan bahsedeceğim. Öncelikle Trade Macro ne? Trade Macro, elinizdeki bir eşyanın fiyatını kontrol etme sürenizi şundan şuna indiren bir program. İsterseniz karşılaştıralım. Tam olarak PoE Trade'deki arama sonuçlarını ve satıcı isimlerini görebiliyorsunuz burada. Trade Macro, Divination kartların, beyaz haritaların, kahverengi eşyaların, kimi currency eşyalarının, esansların ya da bunlar gibi değişkenliği az olan eşyaların fiyatlarını çok hızlı bir şekilde kontrol etmenizi sağlayan bir program. Programın çalışması oldukça basit. Az önce PoE Trade'e girip Cursed King yazdığım gibi program sisteme bağlanıp Cursed King'i arıyor ve buna göre belirli parametrelere bağlı olarak eşyanın ismiyle aynı isme sahip eşyaların fiyatlarını sıralıyor. Ne gibi parametreler? Mesela 5 linkli bir eşyayı aradığınızda yine 5 linkli eşyalar arasında arama yapıyor. Düşündüğünüz bir eşyanın fiyatını kontrol etme konusunda oldukça zaman kazandıran bir program ve buna bağlı olarak da oyuna harcadığınız zaman zarfında bu tarz satış işlerine harcadığınız vakti düşürerek gerçekten oyun oynadığınız zamanı arttırmaya yardımcı olan bir program. Peki bunun kurulumunu nasıl yapıyoruz? Oldukça basit, hemen göstereyim. PoE Trade makrosunu kurmak için öncelikle açıklamada vereceğim linkten makronun en güncel versiyonunu indirmeniz gerekiyor. Şu zip'e tıklayarak indirebilirsiniz. İndirme işlemi bittikten sonra bu zip dosyanızı boş bir klasör almanızı tavsiye ederim. Daha sonra da zip dosyasını açıp mevcut dosya içinde dizine çıkartmanız gerekiyor. Zip'in içindeki dosyalar çıktı şu an. Buradaki dosyalardan hiçbirine dokunmayın. Bu şu an zaten kurulu halde geliyor size. Kullanmak için yapmanız gereken tek şey şu Run Trade Macro AHK dosyasını açmak. Fakat bu program AutoHotKey skripti ile çalışan bir program. Bu yüzden bunu açıp çalıştırabilmek için öncelikle AutoHotKey programını indirip kurmamız gerekiyor. AutoHotKey'i de açıklamada verdiğim linkten indirebilirsiniz. Direkt şuradan mevcut versiyonunu indirmeniz yeterli. Fakat bu Trade Macro gibi paket halinde değil, Excel'den kurulumunu yapmamız gerekiyor. Bildiğiniz program kurulum adımları. AutoHotKey'in kurulumunu yaptıktan sonra artık Trade Macro'yu açabiliyoruz. Açılımını Run Trade Macro'ya tıklayarak yapacağız. İsterseniz bunun kısa yolunu oluşturup masa üstüne alabilirsiniz. Bu dosyanın yerini değiştirmek istiyorsanız ya da dosyayı direkt masa üstüne koyabilirsiniz ki ben öyle yapıyorum. Buna tıkladığınızda makro açılıyor. Şu şekilde desktop'tan çalıştırırsanız sıkıntı yaratabilir gibi bir hata veriyor. Bunu umursamıyorum ben. Şu ana kadar hiçbir hata almadım. Arzu ederseniz başka bir dosyadan da çalıştırabilirsiniz masaüstü yerine o hatayı almamak için. Script'in çalıştırılması bittikten sonra sağ alttaki gizli ikonlardan şurada görebiliyorsunuz makronun çalıştığını. Eğer kapatmak isterseniz buradan sağ tık ve exit yapmanız gerekiyor. Buna iki kez tıklayarak makro ayarlarını açabiliyoruz. Buradaki ayarlara dokunmanıza gerek yok. Zaten ayarlı bir şekilde geliyor. Özel olarak bir şeyleri değiştirmek isterseniz kendiniz bakıp değiştirebilirsiniz. Kontrol etmeniz gereken tek şey şu lig kısmı. Buradan hangi ligde oynuyorsanız onu seçmeniz gerekiyor ki makro o ligde çalışsın. Standart ve hardcore bildiğiniz gibi kalıcı ligler, bir de temporary standart ve temporary hardcore var. Temporary geçici demek, yani geçici standart ligler. Talisman Ligi, Essence Ligi, Harbinger Ligi gibi. Hardcore da bu liglerin hardcore versiyonu. Eğer temporary standart seçerseniz mevcut geçicilik hangisi ise, mesela şu an Harbinger Ligi devam ediyor, onu seçecek ve eşya fiyatlarını Harbinger Ligi'ne göre alacak. Şu sol altta kısa yol tuşlarını görüyorsunuz. Açıkçası benim bunlar arasında kullandığım tek kısa yol CTRL'de price check yapan, az önce de gösterdiğim eşyanın fiyatını kontrol edebildiğiniz kısa yolu. Oyun içerisinde imleci bir eşyanın üzerine getirip CTRL'de'ye tıklamanız yeterli. Diğerleri ne derseniz, diğerleri daha gelişmiş arama seçenekleri. Bunlardan bir arama yapacaksam ben üşenmeyip alt tab yapıp PoeTrade'den kendim elle arıyorum. O şekilde daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ligi kontrol ettikten sonra burada yapacağımız pek bir şey yok. Makro şu an açık ve oyuna girdiğimde kullanıma hazır olacak. Fakat şöyle bir ufak detay var. Makronun oyun içerisinde çalışabilmesi için grafiklerde display modunuzun, yani görüntüleme modunuzun Windows full screen, yani çerçevesiz tam ekranda olması gerekiyor. Normal tam ekrandaysa ne yazık ki makro çalışmıyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Zaten Windows full screen alt tab geçişlerinde daha iyi uyum sağladığı için arayüzlerde daha kullanışlı bir mod. Oyun içerisinde ekstra bir ayar yapmanıza gerek yok. Direkt eşyaların üzerine imleci getirip CTRL-D'ye tıklayarak eşyanın arama sonuçlarını görebiliyorsunuz. Benim program hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ben Alperil. Görüşmek üzere. Ve buna göre belirli parametrelere bağlı ve buna göre belirli parametrelere